Bazı yiyecekler mideyi yorar ve sindirimi zorlaştırır. Bu durum ilerleyen zamanlarda ciddi hastalıklara yol açabilir. Kabızlık da bu hastalıklardan biridir. O yüzden beslenmeye dikkat ederek ağır yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Özellikle fast food tarzı besinler yağlı olduğu için sindirimi zorlaştırır. Sindirime iyi gelen yiyecek ve içecekler tüketerek hazmı daha kolay hale getirebilirsiniz. Bazı baharatlar hazımsızlık ve sindirim sorunlarına iyi gelir. Kimyon ve karabiber bunların en başında gelen baharatlardır. Fakat aşırı tüketimi zararlı olabilir. Özellikle mide sorunu olan insanlar aşırı tüketimden kaçınmalıdır. Yoğurt, Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. İçeriğindeki probiyotik ile bağırsaklarda hastalığa yol açan organizmaların zararlı etkilerini en aza indirir. Bağışıklık sistemiyle bağlantılı hücrelerin birçoğu bağırsaklarda yer alır. Yani iyi bir sindirim sistemi, sağlıklı işleyen bir bağışıklık sistemi demektir. Hafif bir yiyecek olduğu için günün her saatinde yenebilir. Mide ve bağırsak dostu olduğundan, diyet yapan insanların da çokça tercih ettiği bir besindir. Koyu renk ve kendine has kokusuyla yemeklere tat veren rezene, çay olarak da tüketilir. A ve C vitamini oldukça fazladır. Rezene kökü, asırlardır kabızlık tedavisinde kullanılır. Ayrıca gaz problemlerine iyi gelir. Rezene çayının, mide ve bağırsak sorunlarında, solunum yolu hastalıklarında, migren ve baş ağrısı gibi durumlarda tedavi edici özelliği vardır. En çok tüketilen bitki çayları arasında olan papatya çayı, rahatlatıcı özelliğiyle bilinir. Uyku problemi yaşayan insanların da tercih ettiği bir çaydır. Bunların yanında hazmı kolaylaştıran, sindirimi güçlendiren ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan bir yapısı vardır. Genelde akşam yemeğinden sonra siyah çay içme ihtiyacı duyarız. Aşırıya kaçmadığımız sürece bu çok faydalı bir alışkanlıktır. Çünkü hazımsızlığa iyi gelir. Çay, midenin yükünü azaltarak daha verimli çalışmasını sağlar. Fakat ölçüyü kaçırırsanız uyku sorunu yaşayabilirsiniz. Bunun yanında şeker kullanmadan tüketmelisiniz. Bu şekilde tüketmek sağlık bakımından çok faydalıdır. Ayrıca çayın gerçek tadını da almış olursunuz. Siyah çay yerine bitki çayı içmeyi tercih ediyorsanız melisa çayını deneyebilirsiniz. Papatya ve rezene gibi melisa çayı da sindirimi güçlendiren özelliklere sahiptir. Akşam yemeğinden sonra içilen bir bardak melisa çayı hem sindirimi kolaylaştırır hem de güzel bir uyku çekmenizi sağlar. Kahve, birçok çeşidi olan ve dünyada en çok tüketilen içeceklerden biridir. Daha çok Nescafe gibi türler tercih edilse de en sağlıklı olan Türk kahvesidir. Yemeklerden sonra içilen kahve, mide ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur. Şekersiz içildiğinde kalp için çok faydalıdır. Yine de aşırıya kaçmadan günde en fazla 2 fincan içilmelidir. Bazen çok acı yiyecekler mide rahatsızlığına yol açar. Bunu önlemek için nane kullanabilirsiniz. Acı yedikten sonra 3 yaprak nane çiğnerseniz mideniz rahatlayacaktır. Nane çiğnedikten sonra üzerine 1 bardak su içerseniz daha etkili olacaktır. Nane çayı da midenin rahatlamasında etkili bir içecektir. Hazımsızlık ve şişkinlik konusunda dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Yemek yerken acele etmeden sindire sindire yemelisiniz. İyi çiğnenmeyen lokmalar kilo almanıza yol açar. Ayrıca mide ve bağırsakların daha ağır çalışmasına sebep olur. Yemeğinizi küçük parçalar halinde yerseniz daha kolay sindirirsiniz. Gazlı içecekler mideye zarar verir. Özellikle kola gibi şeker oranı yüksek içecekler mide düşmanıdır. Sürekli tüketimi obeziteye yol açar. Raf ömrü uzun olsun diye birçok katkı maddesi kullanılan bu tarz ürünler insan sağlığı bakımından çok zararlıdır. Elinizden geldiğince doğal ve organik içecekler tüketmeye çalışın. Bu şekilde sindirim sisteminin daha verimli çalışmasına katkıda bulunmuş olursunuz. Bazı kişilerin sindirim sistemi hassastır. Kimi yiyecekler mideye dokunabilir. Karnabahar, salatalık, kabak, biber ve lahana gibi sebzeler bu yiyeceklerden bazılarıdır. Tabii bu durum kişiden kişiye değişebilir. Ayrıca
kronik rahatsızlığı olan insanların da bazı yiyecekleri yemesi sakıncalıdır. Mide ve bağırsaklarınıza kötü gelen yiyeceklerden uzak durmalısınız. Laktoz duyarlılığı olan insanlar süt ürünlerine karşı hassas bir yapıya sahiptir. Bu tür insanlarda süt ve süt ürünlerinin sindirimi zor olur. Şişkinliğin yanında kusma ve ishal gibi durumlarda yaşanabilir. Laktoza karşı hassas bünyesi olan insanlar bu konuda dikkatli olmalıdır. Yağ oranı yüksek gıdalar sindirimi zorlaştıran şeylerin başında gelir. Kızartma ve abur cubur mide düşmanı yiyeceklerdir. Ayrıca kilo almanıza sebep olan bu yiyecekler ilerleyen zamanlarda obeziteye yol açar. Lif oranı yüksek besinleri tercih ederseniz mide ve bağırsaklarınız daha verimli çalışacaktır. Diyet yapan insanlar da lif oranı yüksek yiyecekler tüketir. Hem doygunluk hissi verir hem de sindirimi kolaydır. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih edin. Makarna yememeye özen gösterin. Hamur işinden uzak durun. Sebze ağırlıklı yemekler tüketin. Ayrıca düzenli olarak meyve yemelisiniz. Kahvaltı, güne daha sağlıklı ve zinde başlamanıza yardımcı olur. Fakat kahvaltıda yer alan yiyecekler önemlidir. Kızartılmış hamur işi ve yağlı pastane ürünleri gibi yiyeceklerden uzak durmalısınız. Ekmek olarak da tam buğday ekmeği tercih edilmelidir. Çavdar veya kepekli undan yapılmış poğaça da yenebilir. Sabah kahvaltısında söğüş domates yemek de faydalı olacaktır. Gece geç saatlerde yenen yemekler ağır gelir. Uyku sırasında vücut yiyecekleri sindirir. Fakat organların dinlenmesi gereken zamanda çalışması sağlıklı değildir. Ayrıca uyku halindeyken mide ve bağırsaklar çok ağır çalışır. Akşam 9'dan sonra yemek yememelisiniz. 9'dan sonra yenen yemeğin sindirimi zor olur ve kilo problemine yol açar. Ayrıca kabus görmenize sebep olabilir. Hareketsiz yaşam sizi birçok yönden olumsuz etkileyecektir. Akşam yemeğinden yaklaşık 1 saat sonra yapacağınız yürüyüş, yemekleri sindirmenize yardımcı olur. Ayrıca günde 20 dakika yapılan yürüyüş, güzel bir uyku çekmenizi sağlayacaktır. Fakat yürüyüşten sonra yemek yenmemelidir. Bu şekilde kilo almanızın da önüne geçmiş olursunuz. Masa başı çalışıyorsanız günlük egzersiz yapmalısınız. Böylece sindirim ve kilo probleminin yanında ilerleyen zamanlarda oluşacak eklem rahatsızlığını da önlemiş olursunuz. Bu yapılan yürüyüş ve egzersizler kendinizi daha sağlıklı ve dinç hissetmenizi sağlar. Videomuza vakit ayırdığınız için teşekkürler. İçerik konusunda öneriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.